Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size evde bulunan malzemelerle şekillendirebileceğiniz kıyır kıyır kurabiye tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamuru için 250 gram yumuşak tereyağım var. Siz isterseniz margarin ve tereyağı da karıştırabilirsiniz. Ben de karıştırdım. 1 çay bardağı pudra şekerim var. 400 gram yani 3 su bardağından biraz fazlacana unumuz var. 1 adet yumurta. 1 paket vanilya şekeri, 1 paket kabartma tozu. Hamuru hazırlaması o kadar kolay ki malzemelerin hepsini bir yoğurma kabının içerisine alıyorum ve karıştırıyorum. Hamuru hazırlarken ben ne mikser ne de mutfak şefi kullandım. Önce çırpma teliyle malzemeler özleşene kadar karıştırdım. Sonra yavaş yavaş unu ilave ederek hamurumu yoğurdum. Ama siz tabii ki isterseniz mikser veyahut da mutfak şefi de kullanabilirsiniz. İç malzemesi için çekilmiş fındık, badem, ceviz ne varsa onu kullanabilirsiniz. 4-5 yemek kaşığı kadar toz şekerim var. 1 adet yumurtanın beyazı, 2 yemek kaşığı kakao, biraz da tarçınım var. Hepsini çekilmiş fındıkları ekleyip karıştırıyorum. İç malzemesinin biraz toparlanması lazım, dağılmaması lazım ama çok da katı olmasın. Eğer çok katı olacak olursa içerisine süt veyahut da sıvı krema da ekleyebilirsiniz. Kıvamı bu şekilde olması lazım. Yani elinize aldığınızda küçük toplar hazırlayabilmelisiniz. Hamurumdan önce küçük toplar hazırlıyorum ve iç malzemesinden de toplar hazırlıyorum. Büyüklüğü tabii ki size kalmış. Benim toplarım ceviz büyüklüğündeydi. Ben tam olarak 23 adet kurabiye hazırladım. Bir tanesini alıyorum. Avucumun içerisinde gördüğünüz gibi böyle düzlüyorum ve ortasına iç malzemesini koyup tekrar kapatıyorum ve yuvarlıyorum. Öncelikle hamurlarımın hepsini bu şekilde hazırladım ve bir kenara aldım. Bugün size evinizde bulunan gereç malzemelerle kurabiyelerinizi nasıl şekillendirebileceğinizi göstermek istiyorum. Önce bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladım. Şimdi hamurun bir tanesini alıp avucumun içerisine biraz böyle hafifçe bastırıyorum. Ve kenarlarını da düzlüyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi iç malzemesi de güzel görünüyor. Şimdi hamurlarınızın hepsini bu şekil hazırlayıp yine bir kenara alabilirsiniz. Ben hamurları elimin içerisinde gördüğünüz gibi bastırarak düzledim ama siz bu işlemi tezgahınızın üzerinde de yapabilirsiniz. Benim için böyle daha kolaylık oluyor. Ve gördüğünüz gibi şimdi kurabiyelerimi böyle küçük bir spatula ile şekillendiriyorum. Siz bunun için bir bıçak da kullanabilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra tepsiye aldım ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında kurabiyelerimi 20 dakika kadar pişirdim. Ve gördüğünüz gibi kurabiyelerimi servise hazır. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Hamurum bayağı böyle fazla gelmişti. Yarısıyla bu kurabiyeleri hazırladım. Geri kalan yarısıyla da değişik kurabiyeler yaptım. Yani bir hamurla birkaç çeşit kurabiye yapabilirsiniz. Aynı hamuru, aynı iç malzemesini kullanıyorum. Burada önce iç malzemesini gördüğünüz gibi rulo halinde elimle açıyorum ve bir kenara alıyorum. Önce iç malzemesini hazırladım. İç malzemelerini hazırladıktan sonra hamurdan bir tane alıyorum. Elimde gördüğünüz gibi oval açıp hemen ortasına iç malzemesini koyup tekrar kapatıyorum ve tezgahımda düzlüyorum. Aynı ay şekli vereceğiz bu kurabiyelerimize de.
Yalnız pürüzsüz bir şekilde düzlemeye özen gösterin. Ben önce elimle sonra tezgahımda gördüğünüz gibi güzelce düzledim ve kurabiyelerime ay şekli verdim. Ve kurabiyelerin hepsini önce bu şekilde hazırlayıp bir kenara aldım. Ben aynı iç malzemesini kullandım ama siz iç malzemesini biraz değiştirebilirsiniz. İç malzemesini mesela çekilmiş fındık değil de Hindistan ceviziyle de hazırlayabilirsiniz. O zaman Hindistan cevizinin içerisine tabii ki tarçın veya da kakao eklemeyin. Şimdi gördüğünüz gibi kurabiyelerimi yine bir bıçakla iç malzemesi görülecek şekilde şeritler halinde sadece üst taraftan kesiyorum. Tamamen kesmiyoruz. Sadece iç malzemesi görülecek şekilde kesiyorum. Eğer iç malzemesini Hindistan ceviziyle hazırlarsanız hamurun içerisine o zaman biraz kakao ekleyebilirsiniz. O zaman dışı kahverengi, iç malzemesi de beyaz olur. O da güzel görünür. Şimdi kurabiyelerimin hepsini gördüğünüz gibi bu şekil hazırlıyorum ve tepsimi alıyorum. Ben hemen aceleden bu spatula ile hazırladım. Evde bakıyorum hani nasıl bir şey var, neyle kurabiyelerimi şekillendirebilirim diye. Siz değişikle şekillendirebilirsiniz. Şimdi bu kurabiyelerimi de önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirdim ve gördüğünüz gibi İki tane kurabiyem de servise hazır. İkisi de süper oldu. Burada da isterseniz üzerine biraz pudra şekeri serpip öyle servis yapabilirsiniz. Ben böyle bıraktım. Şimdi bir tanesini bölüyorum sizin için. Gerçekten çok güzel oldu. Kıyır kıyır iç malzemesi de çok güzel olmuştu. Evet, benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.